Ay tamam. Tamam Rıfkı hocam tamam. Ay vallahi yoruldum. Dalağım şişti dalağım. Ay Allah iyiliğini versin ya. Ay durma diyor ya. Sabahtan beri spor yaptırıyor. Televizyon personeli. Herkese spor yaptırıyor. Mutfağa gittim. Çaycı efendim. Çaycı bile spor yapıyor ya. Ay yeter. Merhaba sevgili çocuklar. İbiş'in rüyasından herkese kucak dolusu sevgiler. Hayırlı hafta sonları. E tamam. Anlaşıldı. Hemen geliyoruz hocam. Şimdi sevgili Rıfkı hocamıza bağlanıyoruz ve sabah sporu başlıyor. Evet sevgili çocuklar, Rıfkı Hoca'dan herkese kucak dolusu sevgiler. Evet, hareket, hareket. Kalk, 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 kalk. Yataklardan kalkıyoruz. Evet, güzel bir hafta sonu için hemen harekete geçiyoruz sevgili çocuklar. Şimdi yerimize zıpla, 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 zıp tıp, zıp tıp, zıp tıp, zıpla, 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 zıp tıp, zıp tıp, zıp tıp, zıp tıp, zıpla, zıpla. Zıp tıp 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 tıpla. Dönelim zıpla. Dön 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 dön. Dön dön hop geriye. Hop geriye. Hop geriye. Zıpla. Sol sağ. Sol sağ. Sol sağ. Hop 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 hop. Öne. Arkaya. Öne. Arkaya. Hop. Dinlen. Evet dinlen. Huh. 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 Derin nefes. Ver. Şşşt. Derin nefes. Şşşt. Ver. Evet çok iyi gidiyorsunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar el çırpma. Yavaş. Tek parmak. İki parmak. Üç. Dört. Beş. Devam devam. Hızlı 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 hızlı. Evet ısınıyoruz. Dinlendi. Çok güzel çok güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar. Sağ elimizi önde. Evet aç kapa. Çok güzel. İbiş bırakma çocuğum devam ediyoruz. Evet harikasın. İbiş sen de görüyorum. İbiş hareket. Güzel. İbiş. Evet açtık yanlara. Yanlara yanlara yanlara. Çabuk 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 çabuk. Evet koşun koşun. Anneleri de kaldırın. Babaları da kaldırın beraber. Evet çok 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 güzel. Çok güzel. Evet aşağıda süper. Yukarıda 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 yukarıda. Topla 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 topla. Evet. Şimdi eller belde. Evet sağa sola esniyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki. Bir, iki. Şimdi ön arkaya. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Çok güzel. Bırak dinlendir sevgili arkadaşlar. Şimdi sağa bak. Sola bak. Sağa bak. Sola bak. Öne bak. Çok güzel. Evet. Bana bak, bana bak. Gözler bende. Gözler bende. Gözleri kaçırma. Gözleri kaçırma. Şimdi deparatörümüz yavaş yavaş. Güzel. Evet, rahmetli Kemal Sunal'ın filmindeki gibi, posterci filmindeki yavaş yavaş. Bu. Çok güzel. Hızdan, hızdan, hızlanıyoruz. Hızlanıyoruz. Çok güzel, çok iyi, çok iyi. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Çok iyisiniz, süper. Yavaşlıyoruz. Bir anda durmak yok, yavaş. Yavaş, yavaş. Çok güzel. Derin nefes, ver. Derin nefes ver. Ver. Çok güzel. Evet. Durduk şimdi. Dinlendi. Ayaklar dinlendi. Çok güzel. Bu taraftan. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar hazır mısınız? Ağızlar ve gözler açık. Soldan sağa daire. Hoppa. 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 Gel çaba. Hop. 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 Çok güzel. Şimdi öne arkaya. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Sağ sol. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Güzel. Şimdi kollar. Çevir. 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 Pervane gibi çeviriyorsun. Bakın parmak uçlarında elektriklenme oluyor. Çok güzel. Şimdi geriye doğru. Evet. Tam tersini yapıyoruz. Sevgili çocuklar süpersiniz. Diğer kola geçiyoruz. Hop. 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 Çocuğum sen de yap. İbiş görüyorum seni. Evet. Çok güzel. Devam. Devam. Geriye doğru. Süper. Hop. 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 Rıfkı Hoca'nın gözünden hiçbir şey kaçmaz. Evet şimdi açıyoruz kürekler. Arka kürekleri kapatıyoruz. Çok güzel. Esne. Çok güzel. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Sabah uyandık. Evet. Esneme hareketi. Bu şekilde. Evet. Çıla çıla çıla. Bütün vücutlar açılsın. Çok güzel. Bırak. Nefes. Ver. Nefes. Ver. Ver.
Çok güzel. Kendinize alkış edin sevgili çocuklar. Teşekkür ediyorum. Evet, hareket. Her zaman hareket. Hareket. Nerede hareket? Orada bereket. Nerede hareket? Orada bereket. Nerede hareket? Orada bereket. Bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta görüşürüz. Duramıyorum. Duramıyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ay. Ay hocam ay. Ay Rıfkı hocam. Vallahi bittim. Ay bittim hocam. Ay aman 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 aman. Ay ayaklarıma kara sular indi. Adam durmak bilmiyor ya. Sevgili çocuklar, yani gerçekten muhteşem bir hafta sonu diyoruz ama spor yapmamızı istiyor. Sevgili Rıfkı Hoca'yı tutamıyoruz. Devamlı spor halinde, devamlı koşar halde. Yani ne yapacağımıza şaşırdık. Neyse sevgili hoca. Hocam gerçekten çok teşekkür ediyorum. Harika bir performansınız var. Tebrik ediyorum yani. Bravo diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Nereden oluyor bu enerjiyi bilmiyorum arkadaş ya. Neyse sevgili çocuklar. Evet. Harika bir illüzyon gösterisiyle sizleri baş başa bırakacağım. Belki ben de bu güzel üstadın yanına gidebilirim. Ne dersiniz? Evet, sevgili Levent Maruf sizlerle. Sakın kaçırmayın. Az sonra değil, şimdi. Merhabalar İbiş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle şöyle sosyal mesafeli selamlaşalım. Hoppala. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Ya vallahi beni kırmadığın için çok teşekkür ediyorum. Vallahi çocuklarımız o kadar güzel e-mailler geldi ki, mesajlar geldi, WhatsApp'tan görüntülü efendim videolar atmışlar. Levent Maruf abi bir daha gelir mi çok diye. Çok teşekkür ediyorum. Onları böyle kocaman kocaman öpüyorum. Ya o radyo falan nereye kayboldu? Herkes radyoyu soruyor. Koca radyo bir anda örtünün altından kayboldu. Susuyorum onları, o ilk patları alıyorum, susuyorum, sırları söylemiyorum. Biliyorsun bunların hepsi en çabukluğuyla yapılıyor. Ne diyor? Meslek sırrı. Aynen öyle. Zaten sihir diye bir şey yok diyorsunuz. Yok, sihir diye bir şey yok. Bugün birbirinden güzel oyunları yapacağım. Sonra da bunun sihir olmadığını uzun uzun kıymetli izleyicilere anlatacağım. Peki anlatmadan önce şunu sormak istiyorum. Hani sana ulaşmak isteyenler nasıl ulaşıyor? Yani mesela benim çocuğumun doğum günü var. Benim çocuğumun bir özel bir günü var. Şurayı gösteriyorum sana İbiş. Nereyi? Levent yazıyor mu burada? Yazıyor. Boşu boşuna gösterdim. Levent Maruf yazıyor. Sonra sadece bir kom ekliyoruz. Levent Maruf.com adresinden ulaşabilirler. Adresine ulaşıyoruz. Orada iletişim numaralarımız var. Oradan bize ulaşabilirler. Çok iyi ya. Çok harika bir sahne enerjim var ve harika bir sahne performansım sen var. Sen de harikasın. Tebrik bugün ediyorum. Senin aynı sahnede olmak, aynı stüdyoda olmak çok güzel. Eyvallah. Seninle ilk başta renkler üzerine bir oyunla başlayalım. Renkler. Aynen öyle. Güzel. Renkler üzerine bir oyun. Çok güzel. Şimdi İbiş, senin... Kısmetime sarı çıktı. Şöyle baktığında gözlerin ne renk görüyor? Gözlerim... Yahu sarı. Öyle bakma yahu. Sarı şöyle bakalım. Görüyorum. Sarı görüyor. Çok güzel. Ben şimdi bu sarı mendili alıyorum. Avucumun içine tepiyorum. Ama lütfen dikkatli bakıyorsun. Kesin kaybolacak. Okus pokus diyorsun. 39. Ya aman okus pokus. Hop. Aa. Mendil... Bir şey yanlış. Aa tabii ki. Ne oldu? Bu sefer ne yapacağız biliyor musun? Ben bu mendili alıyorum. Avucumun içine tepiyorum. Hı-hı. Ama sen bu sefer cebinden ultra mikroorganik sihir tozu çıkartıyorsun. Cebinden tabii ki. Cebimden. Tabii ki. Peçete şöyle, var olur mu? Yahu peçete olmaz. Ha, tamam. Sihir tozu. Sihir tozuna fırlattım. Bir de şakacıktan hokus pokus diyorum. Şakacıktan hokus pokus. 1-2-3 hokus pokus. Şaka gibi. Evet. Şu mendili bir alır mısın eline? Mendili alayım da sarıydı az önceki. Yo hayır bu zaten böyle ceketimden çıkan mendil. Bu renkli bir mendil o. Onda bir şey var mı? Siz yok. Yok ellerimde hiç bir şey var mı? Yok. Yok onu alabilir miyim? Aldınız. Ama lütfen dikkatli bakıyorsun tamam mı? Çok ben dikkatli bu bakarım. Sefer, bu sefer senin tontiş yanaklarından biraz sihir tozu alıyorum. Biraz da buradan bunu da Ali için alıyorum. Burada hop sihir tozunu attım. Bakalım buradan ne çıkacak bakalım hazır mıyız? Oo, yok artık. Evet. Buradan ne çıktı? Kaybolan mendili mi çıktı? Alkış yok mu bana gibi şey? Olmaz olur mu ya? Çocuklar lütfen alkışlar gelsin ya. Teşekkür harikaydı ediyorum. Ya çok beğendim. Şimdi seninle yine senin bana eşlik edeceğin enfes bir oyun yapacağım. Enfes bir oyun. Evet dikkatli bakıyorsun. Elimde ne var benim İbiş? Elinde bir ip var. İp var çok güzel. Şimdi ben bu ipe bir tane düğüm atıyorum. Bir tane düğüm atıyorum ipe. Attık. Evet. Daha sonra bunu bir güzel yavaş yavaş hiç acele etmeden yavaş yavaş ne yapıyorum? Avucumun içine sarıyorum. Şimdi bu sefer senden değil benim cebimden şakıcıktan sihir tozu alıp atıyorum. Bakalım acaba el çabukluğu ile Levent abiniz ne yaptı? Hop. Hmm. İp kayıp mı olacak? Yok yok. Ha bu atmış olduğum düğüm. Tamam. Aa. Bu nereden? Bu nereden geldi? İkinci düğüm atmadın. Bir saniye dur bir saniye. Yok artık. Üçüncü düğüm. Bunu sen attın. Yok ben atmadım. El çabukluğuyla sen attın bunu. Bir saniye bir de buraya bakalım. Aa. Aa. İbiş biz
bir tane atmamış mıydı? Şaka gibi ya. Bir saniye, ben biraz yaşlandım, saçlarım beyazlamaya başladı. Bir mi attık? Yok yok, 4 attık. Yok yok, bir tane attık. O zaman şöyle yapalım, bir saniye bunu böyle bir güzel çözelim. Evet. Daha sonra bunu böyle bir güzel elimize sarmaya başlıyoruz. Ama dikkatli bakıyorsun. Daha sonra yine cebimden sihir tozumu alıyorum ve döküyorum. Sen de dök, eşlik et bana. Ne tozmuş be. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım şimdi. Toz hapşırttı. Aa, düğümler gitti. Düğümler çözüldü. Alkış yok mu? Olmaz olur mu? Harikasın ya. Peki. Şey diyeceğim, yani evet. Bütün sorunları bu düğümleri, böyle düğümlü sorunları çözmek... Keşke. Çok güzel olurdu ya. Gerçek hayatta da öyle olsa. Ay. İbiş Efendi, şu ipi alıp bir kontrol etmeni istiyorum, evet. Sağlam mı değil mi diye. Sağlam mı değil mi? Hemen şu sunum kartımı bırakıyorum. Evet. Sağlam değil evet, mi? Evet, iyice kontrol ettim, sağlam. Evet, peki şu makası da alıyorsun. Makas. Dikkatli kontrol et ama makas tehlikeli olabilir. Saçım yok ki keseyim yani. Evet, bence de. Tüh, keşke biraz olsaydı. Evet, sağlam mı bakalım? Sağlam. Sağlam. Ellerime bak bakalım, bir şey var mı? Yok. Şöyle seyircilerimize de gösterelim. Benim elimde çok bir şey yok, kafamda bir şey yok. Hepsi alıyoruz tamam. İpimizi, ipimizin sol ucu, sağ ucu, ipimizin ortası da burada. Bu ipin ortasını ne yapacaksın biliyor musun İbiş? Ne yapacağım? Elindeki makasla seyircilerimizin görebileceği bir şekilde keseceksin. Yapma be. Evet. Yazık olur ipe ya. Ziyan olur değil mi? Ay. Bence sen kes bir şey olmaz. Kesiyorum. Kes bir şey olmaz. Kes emin misin? Kes eminim. Sonra kes. Kızma bak. Tabii. Kesiyor, testim. Keser gibi yaptım değil mi? Kesmedin. Yok canım, kestim gerçekten. Yok canım, kesmedin. Olur mu ya, kameralar falan çek. Bir saniye bakayım bir. İbiş, ne yaptın sen? Kestim. Tüh, ip gitti. Sordum ama. Sordun da ben bir an heyecana geldim. Kesmeyecektik bunu. Dur bunu ben eski haline getireyim. Bunun en iyisi ben uçlarını bağlayayım, tamam mı? Tabii. Ne olacak biliyor musun? Böyle hiç kesilmemiş gibi olacak, tamam mı? Aa, iyi ya. Tabii hiç kesilmemiş gibi. Şimdi ben onu avucumun içine alıyorum. Bak dikkatli bak, avucumun içine alıyorum. Evet. Hokus pokus diyorum. Şimdi avucumun içine açtığımda böyle hiç kesilmemiş gibi olacak. Yok tamam canım mı? Kestim bak, ben şimdi, ellerimle kestim. Hop. Ay, olmadı, nasıl yapsak. Tamam, gülme bana, gülme. Ekran başındaki kıymetli çocuklar da gülüyor ama... İpi bağladığını gördük zaten. Öyle mi? Şimdi sen görürsün, gül bana, gül. Bak şimdi, İbiş, sana küçük bir hikaye anlatacağım. Anlat. Bazen başın derde girer. Ne yaparsın? Babama giderim. Doğru, babamıza gideriz, sorunlarımız biraz azalır. Başka ne yaparız? Anneme giderim. Sorunlarımız biraz azalır. Başka ne yaparız? Kardeşime giderim. Kardeşimize gittik, sorunlar biraz azaldı. Başka? Yani çok büyük problemse polise giderim. Polise gidersin, problem azaldı. Biraz da okumuş olduğun kitaplardan edinmiş olduğun bilgileri hayatına aktarırsın değil mi? O zaman da problemler biraz azalır. Sonra öğretmenine gidersin, problemler biraz azalır. Evet. Azalır derken sonu küçücük kalır. Problem küçücük kaldığında ne yaparsın biliyor musun? Ne yaparım? Elini açarsın ve dua etmeye başlarsın. Çünkü bazen en büyük dertlerin dermanı neyde saklıdır? Duada saklıdır. Bakalım acaba yürekten edilen bir dua kabul olur mu? Allah'ım olur sen mu? Bu problemi tez zamanda çöz. Tabii ki olur. Bu oyunumuzun duayla bir alakası yok ama hayatta karşılaşmış olduğumuz problemlerde dua etmeyi unutmuyoruz. Hop. Ben her zaman dua edeceğim artık. Aferin sana İbiş. Bir de ipi kontrol et bakalım. Ama makası alayım ben. Tehlikeli çok olabilir. Çok iyi ya. Çocuklar. Gördün mü? Sorun ortadan kalktı. Bir alkış alalım. Alkış duyayım ben. Harikasınız. Duydum. Süpersin çok ya. Bu hikayeyi sevdim. Evet. Vallahi. Bunu sadece sevme bu hikayeyi. Hayatında da uygulamaya çalış. Tamam mı İbiş? Şimdi seninle bir renk oyunu daha yapacağız. Elindeki mendil ne renk? Yeşil. Yeşil, çok güzel. Ben bu yeşil mendili yine avucumun içine tepiyorum. Bir güzel avucumuzun içine tepiyoruz. Tahmin et bakalım şimdi ne olacak İbiş Efendi? Ne olacak? Bez kaybolacak galiba. Bez kaybolacak olabilir mi? Çiçek çıkacak. Çiçek çıkacak olabilir. Paraya dönüşecek. Wow, çok güzel olur. Hani, evet, nakite para kazanırız. Bence de güzel olur. Şimdi bakalım acaba ne oldu? Ama yüksek sesle hokus pokus diyeceğiz. 1, 2, 3. Hokus pokus. Islık çalamam. Ya hiç bunu beklemiyordum. Yumurtaya dönüştü. Sen şaşırmaya devam ediyorsun. Yumurtaya ben diğer oyunumu elime alıyorum. Şimdi gerçekten yumurtaya dönüştü ya. Bu oyunu seninle yapacağız. Burada bir tane gazetemiz var. Ben bu gazeteyi şöyle seyircilerimize gösteriyorum. Bu gazeteyi şöyle bir elime sarıyorum. Tamam. Gazeteyi? Tabii. Külah yapıyorsun. Ay, elime sarıyorum diyorum. Külah yapıyorum. Evet, bir güzel. Çekirdek dolduruyoruz onu. Olabilir ama bu sefer çekirdek doldurmayacağız. İbiş, başka bir çekirdek şey yapacağız. Çekirdek doldurmayacağız. Böyle bak bakalım içine. İçinde boş şu anda. Seyircilerimiz de baksın. Baktık, evet, boş. Evet, çok güzel. Bir de benim burada çekirdek ne var biliyor musun? Çekirdek rahatsız. Bardağım var. Evet. Bu bardağa da herkes dikkatli bakıyor.
böyle o külahın içine bırakıyorum. Herkes gördü mü bakalım? Evet, bardağı, evet, bardağı sen gördüm. Sen de gördün. Çok güzel bir iş. Şimdi buradaki suyu da alıyoruz. Canın da su çekmişti. Bunun içine de... Ama yok, böyle olmaz. Nasıl? Böyle olmaz tabii. Ben bu bardağı alayım, bu bardağı alayım, buraya evet bırakayım. Bence biraz heyecan katalım. Gazetenin içine dökelim. Gazetenin içine? Evet. Yok artık. Dur ama dikkatli döküyorsun. Bardağı niye çıkarttın? Bilmem. Döküyorum ben. Acaba bir illüzyon oyunu mu yapacağız diye bir şey bilmiyorum. Sen bilirsin valla. Dök bakalım, döküyoruz, döküyoruz, döküyoruz. Allah gazet. Aman alttan tutayım, alttan tutayım. Akmıyor, akmıyor. Doldurayım bir daha. Doldu. Aa, bir şey diyeceğim. Ne oldu? Bunu böyle bir çok güzel bir illüzyon oyunuyla taçlandıralım mı? Evet. Hı? Gazetenin içindeki sular aşağı dökülmeden hop 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 hemen böyle bir bardağı içine bırakalım. Acaba gazetenin içindeki su bardağın içine transfer olur mu? Yok canım. Hı? Şaka. Olur mu? Olmaz. Belki olabilir. Sen cebinden sihir tozu al bakalım. Sihir tozu var mıydı bende? Hop. Dök bakalım. Fokus fokus. Acaba şimdi ne oldu? Bakıyor muyuz? Evet. Haydi hep birlikte bakalım. Şöyle gazetemizi açalım. Aa! Biraz da susadım biliyor musun? Hocam sen her zaman düzenli su içiyorsun değil İçiyorum mi? İçiyorum tabii. Günde 2 litre unutmuyorsun. Günde 2 litre. Harikasın. Yok canım, ben 3 içiyorum. Şimdi ya enfes oyunlarla devam edeceğiz. Bir oyunumuz daha Levent var. Levent abi, şimdi o gazeteye suyu döktük. Gazete ıslanmadı ya. Ben de bilmiyorum nasıl oldu diye bir şey. Bana sınırımı sorma yahu, söyleyemem ben onları. İlginç bir durum ya. Süper bir oyun bu. Şimdi seninle harika bir oyun oynayacağız. Bilmem. Bunun adı aslında ne? Buna da mı su dolduruyorum? Sihirli sandık. Sihirli sandık. Ya, sihirli korku filmi gibi oldu. Sihirli sandığımızın içini şöyle gösteriyoruz. Bir şey var mı çocuklar sihirli sandığın içinde? Yok, boş. Bence yok. Bir şey olsaydı. Ama belki şöyle ağzını kapağını bir güzel kapatalım. Belki buralarda bir şey olabilir. Şöyle açalım. Açalım. Ne çıkacak, açalım. Çok merak ediyorum. Herkes görsün bakalım. Bir şey var mı? Yok. İbiş, şöyle parmaklarını gezdir bakalım. Yok, bir şey yok. Şimdi bayağı da kapısı varmış sandım. Tabii ki. Tam 6 tane gözü var. Bunu sımsıkı tutmanı istiyorum. Sıkı tutuyorum. Aman bu suyu da alayım ben, bir yerini ıslatma. Seninle bu oyuna devam edeceğiz. Sıkı tutuyorum. Aferin sana İbiş. Şimdi burada da... İbiş ne oldu? Sımsıkı tut dedi. Yahu o kadar da değil. Alttan tutsan yeter. Şöyle tut. Ben kendimi sıkıyorum ya. Evet, yanlış yaptın. Şimdi bakalım. Bu sihirli kutunun içinde ne var? Ne var? Ne varmış? Şey var. Ne var? Zeka küpü. Zeka küpü. Evet, vay, zeka küpü. Evet. Vay be, ay benim şimdi kafam gibi zeka. Çocuklar, herkes dikkatli baksın. Bir sürü birbirinden değişik renkler var. Renkler. Ben bu sihirli akıl küpünü, zeka küpünü ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Sihirli sandığın içine bırakıyorum. İçine bırakıyorum. Gördün mü? Tamam. Aa, şimdi içine bırakıp bırakmadım inanmayabilirler. Şöyle bir gösterelim. Herkes görüyor mu çocuklar? Bir de şöyle bir gösterelim. Ben görüyorum, ben şahidim. Herkes görüyor. Bir, sen de bak bakalım. Evet. Herkes görüyor, harika. Herkes gördüğüne göre şimdi bu zeka küpüyle neler olacak biliyor musun? Ne olacak? Bunu alıyorum. Dikkatli bakıyorsun. Bırakıyoruz içini. Sucuklu tosta filan çevirirsin. Sonra ağzını kapatıyorum. Kapat. Tamam mı? Şimdi oyunu seninle oynayacağız. Evet. Bakalım kazanabilecek misin? Ama bir taraftan da ekran başındaki izleyiciler de oynayabilir. Şimdi oyuna başlıyoruz. Hmm. Soru çok basit. Hmm. Sana soracağım soru şu. Bizim zeka küpümüz sağ tarafta mı, sol tarafta mı? Şimdi başlıyoruz. Hop, 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 hop. Söyle bakalım, sağ tarafta mı, sol tarafta mı? Sese göre sol tarafta. Sol tarafta. Evet. Nasıl yani? Yani ses duydum içine, hop gidiyordu, geliyordu böyle. Bu tarafta diyorsun. Evet. Bakalım. Şaka tamam gibi. Yok mu? Sese aldandım. Allah Allah. Bir daha oynuyoruz, üzülme. Hatta şöyle biraz ters çevirelim. Sağ tarafta mı, sol tarafta mı? Sağ tarafta mı, sol tarafta mı? Sol demiştim. Sağ tarafta şimdi mı? Şimdi sağ diyeyim. Sol sağ tarafta. Ne tarafta? Sağ diyorum. Çok güzel. Bakıyoruz hemen İbiş. Ve işte... Nasıl yani? Bilmiyorum İbiş. Burada da yok. Allah Allah. Bak, sana bir şans daha veriyorum. Bak. Aynı oyunu tam 3 defa oynuyorum seninle. Bak, döndürüyorum. Sağ tarafta mı, sol tarafta mı? Ortada. Sol tarafta mı, sağ tarafta mı? Sol tarafta mı, sağ tarafta mı? Dur. Durdum. Sağda. Evet. Sağda. Ha, sağ hemen yatırma, bakıyoruz. Sağ... Burada... Allah Allah, burada da yok İbiş. Burada da bir yok. Şey diyeceğim sana. İstiyorsan bu tarafı da açayım ben. Tamam, aç orayı da aç. Açıyoruz buraları da. İşte burada şimdi var mı? Şimdi derken... Burada da yok. Bir de şu kapaklarımızı açalım bakalım. Buralarda olabilir mi? Hop. Yo. Buralarda da yok.
İbiş, bu oyun burada bitti zannediyorsun değil mi? Hayır, bitmedi. Sihirli sandığı şöyle tutmanı rica ediyorum. Ve... bakalım bu kutunun içinde ne var? Şimdi korkuyorum buradan, içinden burada, ne çıkacak? Korkma korkma. Ha. Buradan biz çakacaktan sihir tozu alıp döküyoruz. Evet. Daha sonra bakalım. Ne? Aa! Aman Allah'ım. Bizim akıl küpümüz aynı yere, aynı kutuma tekrardan geliyor. Çocuklar alkışlarınızı duyamadım. Harikasınız. Buradan oraya nasıl geçti bu vallahi top? Vallahi ben de bilmiyorum gibi. Bunların hepsi el çabukluğuyla oluyor. Ama sırlarımı şimdi nasıl söyleyemiyorum. Nasıl el çabukluymuş arkadaş? Yani içten valize gitmedi. Hiç onun içine koyduğunu görmedim. Bilmem. Belki ekran başındaki izleyiciler yakalamıştır. Hmm. Sen biraz burada sahnede bana asistanlık yaptığın için heyecandan görememiş olabilirsin. Çocuklar numarayı çözdüyseniz lütfen bize e-mail atın. Aynen öyle. Evet, bu arada bir şey diyeceğim sana. Sen bu defteri daha önce gördün mü? Tabii ben her gün defter görüyorum. Görüyorsun. Bu defteri gördün mü? Yok, o bu defteri ilk defa görüyorum. Şimdi kıymetli izleyicilerle birlikte bakalım. Bu defterde bir şey var mı? Yo, bomboş. Yok değil mi? Evet. Şimdi bak. Hokus pokus diyoruz. Buldum. Bakalım. Resim çiziyorsun içine. Resim mi? Evet. Bakalım acaba resim mi var? Aa, şişe. Boş süt şişesi. Boş şey süt diyeceğim. Şişesi mi? Boş süt şişesi sana bir şey hatırlatıyor mu? Hatırlatıyor. Ne hatırlatıyor? Ne olabilir içinde? Süt olabilir. Harikasın. Limonata olabilir. Bir daha elimizi şıklatıyoruz. Bakalım içinde ne olacak? Aa! Oo! Dolu! Evet, hiçbir şey diyeceğim. Sen süt içmeyi seviyor musun? Ya, çok severim. Harikasın. Aç bakalım ağzını. Tamam tamam, göbüş göbüş şişti. Göbüş göbüş göbüş. Bakalım acaba... Ay çok içtim. Hepsini mi içtin? Vallahi tamam, besmele bile çektim götürdüm oh, sütü. Oh çok şükür bakalım. Aa! Gerçekten içmişsin sütü. Nasıl içtin? Dur. İçmişsin ama görmüyor musun? Bardağın dibi kalmış, süt kabının dibi kalmış. Yani onu da bitireyim diyeyim. Evde çocuklar anneniz babanız size süt verdiğinde siz böyle bardağın dibini bırakıyor musunuz? Yok ben bırakmıyorum. Olmaz. Hepsini ben hepsini götürüyorum. Aç bakalım ağzını. Oo, tamam tamam göbüş çok şişti. Hemen nerede bakıyoruz süt, acaba. Süt gelmedi ki ya. İçtin mi içmedin mi? Bakalım süt gelmiş mi gelmemiş mi? İçtin mi içmedin mi? Hemen kontrol ediyoruz. Sütü bitirmişsin. Hepsini içmişsin yahu. Çocuklar ibişe şöyle kocaman bir alkış yapıyoruz. Teşekkürler canlarım benim, çok, teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Ya süper bir şey bu ya. Sayfalar açıyorsun, şişe oluyor sonra hem süt oluyor. Hem de eğitici değil mi ibiş? Güzel. Bundan sonra süt içmeyen minik kardeşlerimiz, minik arkadaşlarımız lütfen siz de artık düzenli olarak süt içmeye başlayacaksınız. Lütfen çocuklar süt içelim. İbiş elimde sağlık ne var için, benim? Süt için. Aynen öyle. Dedemin bastonu. Hı? Dedemin... Dedenin bastonu mu? Senin deden böyle bu kadar renkli bir baston mu kullanıyordu? Yani renkli bir adamdı benim peki, dedem. Peki bir şey diyeceğim sana. Bu baston birazdan bir elmaya dönüşsün mü? Ya severim. Seversin değil mi? Ama senin için elmayı dönüştürmeyeceğim. Biraz rejim yapman gerekiyor. Hmm. Biraz kilolusun. Peki niye dönüşsün başka? Neye dönüşsün? Sucuk olsun mesela. Sucuk mu? Evet. Karnım acıktı senin. Hmm. O zaman birlikte ekran başındaki çocuklarla birlikte hokus pokus diyeceğiz. Bir, iki üç... Hokus, bokus diyelim. Çiçek. Aa, çiçeğe dönüştü. Yeniyor mu? Senin şansına çiçek çıktı, yenmiyor. Tamam, olsun annemize götürürüz. Aynen öyle. Peki sen çiçekleri, bitkileri, ağaçları koruyorsun değil koruyorum mi? Koruyorum. Aferin sana. Evet. Çok teşekkür ediyorum İbiş. Mutlaka korumamız gerekiyor. Yeşili peki, koruyalım. Peki sen Alican'la tanıştın mı İbiş? Ha resim çizmişsin. Alican mı bunun adı? Ya bunun adı Alican. Vay şimdi be. Seninle harika bir oyun oynayacağız Alican'la İbiş. Harika bir oyun. Ben dikkatli bakmanı istiyorum bak. Bu Alican biraz yaramaz mı yaramaz. Hmm. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor evet. Tamam mı? Şimdi sana ben bazı sorular söyleyeceğim. Evet. Sen eğer yalan söylersen o burada bize cevap verecek. Şimdi diyeceksin ki resim bize nasıl cevap verecek? Birazdan görürsün. Ne sorayım? Küçük çocukların da bilebileceği bir soru olsun. Evet. Ne sorayım? 2 çarpı 2. 2 çarpı 2. 2 ile 2 bir ara çarpıyor kaza olur. Kaza mı olur? Tabii canım 2 çarpı 2. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak matematiksel bir terim olarak düşün. 2 çarpı 2. 2 çarpı 4. 4 mü? Tabii. Emin misin? Eminim 4. Emin misin? Evet 4. Bakalım. Evet doğru söylüyorsun hiçbir şey demiyor Alican. Konuşuyor mu? Ne? Alican. Alican öyle bir konuşur ki var ya ooo neler. Ne oldu? Ata. Ne oldu? Ağzı oynuyor. Ne? Ata. Ne oynuyor? Ağzı oynuyor bak. Ne, kimin ağzı oynuyor? Çeçeğiyle resmi o. Ha resmi mi bakayım. Bak istedi. Ya sana öyle geldi ya öyle bir şey yapmaz o. Bu nasıl bir şey ya?
sana bir soru daha soracağım. Tamam. Eğer sen bu soruya samimi cevap vermezsen o bize karşılık verecek. Levent abi gözü oynuyor. Kimin gözü oynuyor? Resmin gözleri oynuyor. Dur bakıyorum. Aa yine bir şey yok ya. Sen baktın da yapmıyor. Nasıl ben yapmıyorum? Bak ağzı açıldı. Ne oluyor? Niye bağırıyorsun? Beni de korkutuyorsun. Ama ağzı açıldı. Ne oluyor? Bakayım. Ağzı açıldı şimdi ya. Bir şey yok. Bak şimdi. Halice böyle terbiyesiz şeyler yapmaz. Dilini çıkartmaz. İşte böyle ahlaki olmayan şeyler yapmaz yani. Ahlaksız dışında şeyler yapmaz. Yapmaz. Beni de heyecanlandırdın. Dilim şey oluyor durmadan konuşamıyorum. Ben tuhaf şeyler görmeye başladım. Ne görmeye başladın? Yine açtı. Ağzı açtı. Dilini çıkarttı işte. Ya dilini çıkar. Halice'nin dilini çıkarttı. Bir şey yapmamış ki. Sen niye durmadan bana böyle şeyler söylüyorsun? Ama yapıyor baksanıza. Çocuklar lütfen söyleyin. Çocuklar siz görüyor musunuz? Ya lütfen çocuklar. Sen görüyor musun? Bak muz gitsin. Muz gitsin. Kamera gör. Elifcan, Ayşecan, Ayşecan görüyor musunuz siz bir şey? Gözü oynuyor. Gözü oynuyor. Gözü oynuyor. Dur sen onu lafa tut. Ben birazdan bakacağım. Oynuyor mu göreceğim ben onu. Alican tamam, nasılsın canım? Dişlerine bakayım. Dişlerini fırçalıyor musun? Bir şey yok yine. Şimdi bak bir daha yapacağız. Onu lafa tutacaksın. Yaramaz. Dişler. Bak ağzı açtı. Ağzı açtı. Ağzı açtı. Ağzı açtı. Lafa tut. Heyecanlanma. Heyecanlanma. Ağzını açıyor. Bak dilini çıkarttı. Alican dilini çıkarttı. Dişini. Lay. Canım beni bazen. Anasetim mata. Dur ne yapıyorsun sen Alican? Ay çok özür diliyorum çocuklar. Bu Alican var ya. Böyle yapıyor muydu? Ben bilmiyordum. İlk nasıl bilmiyorsun ya canım saattir? Ben de özür diliyorum. Alican'ı buraya bırakıyorum. Ay, ben. Şükürler ay olsun gördün yani. Yaramazlık. Gördün. Yaramazlık yapası tutmuş onun. Çok özür diliyorum. Aslında çok usludur biliyor musun? Senin bilemediğin soruları o biliyor. Ama bu sefer yaramazlık çizgi yapası çizgi film gibi tuttu. Konuşuyor bilmiyorum mu? Bilmiyorum. Kameraları gördü ya heyecanlandı bence. İlginç bir gösteriydi ya. Seninle ne yapacağız? Resmi çiziyor. Ondan sonra resim konuşmaya başlıyor. Şimdi seninle harika bir final yapacağız. Final. Tabii final ki gösterisi. Hani ben geçen yine ipli mi? Hayır. Ha, daha küçük şöyle elimde küçük bir bozuk para var. Bozuk hani para. Ben geçen hafta el çabukluğuyla masayı uçurdum. Hı. Ondan sonra bardak havada durdu. Evet. Ondan sonra ne yapıyorsun? Belki de bunun içine düşer para diyorum. Bilmiyorum acaba nereden çıkacak, nereye düşecek. Ondan sonra radyo kayboldu. Evet. Çiçeklerle, şemsiyelerle oyunlar yaptık. Evet. Bu hafta yapmış olduğumuz oyunlar. Bunların hepsi el çabukluğuyla yapılıyor. Sihir diye bir şey yok. Sihir diye bir şey yok. Hayır kesinlikle yok. Peki el çabukluğu ile bu tarz oyunlar yapan değerli sanatçılara ne isim veriliyor? İllüzyonist. Evet, illüzyonist deniliyor. El çabukluğu ile insanları eğlendiren sanatçı demek. Hmm. Tamam mı? Şimdi ekran başındaki izleyicilere ve sana küçük bir oyunu öğreteceğim. Öğretecek misin? Tabii ki. Nasıl yani? Ben şimdi eve gidince bunu yapabilecek miyim? Ama tabii prova yapıp. Evet. En az şöyle bir 2-3 saat prova yapacaksın. Parayla ama yapacağız. Tabii ki. Şimdi dikkatle yok, para bakıyorsun. Yok, parayla para. Sol elimde, sol elimde 1 lira var. Sol elimdeki 1 lirayı sağ elime alıyorum. Daha sonra 1-2-3 hokus pokus dediğimde para bir anda kayboluyor. Ayakkabımın altından çıkıyor. Nasıl yapıldığını öğrenmek ister misin? Çok çok hemen isterim. Hemen anlatıyorum sana. Ve buradan yola çıkarak bütün oyunların el çabukluğuyla yapıldığını, sihir diye bir şeyin olmadığını bilecek kıymetli izleyiciler. Sol elimdeki parayı sağ elime alıp gitmiyorum İbiş. Ne yapıyorum biliyor musun? Elimi yaklaştırdığımda parayı avucumun içine bırakıyorum. Sol elimden sağ elimden almış gibi yapıyorum. Almış gibi yapıyorum. Alıyorum burada. Şimdi bir daha gösteriyorum. Vay uyanık vay. Elimi yaklaştırdığımda tam ön tarafa kapattığımda parayı tutmuş olduğum. Öğrendim bu işi. İçine bırakıyorum. Almış gibi yapıyorum. Bu elimi de içe doğru çeviriyorum. Seyirci burada zannediyor. Ama halbuki burada bir şey yok. İnandırıcılığı arttırmak için biraz ne yapıyoruz? Görsellik katıyoruz. Biz de buraya doğru bakıyoruz. Seyirci buraya doğru bakmaya çalışırken serbest bıraktığımız elin içinde bozuk paramız var. Seyirci buraya bakıp hop hokus pokus derken Allah Allah. Elimizin dışında yok, içinde yok. Seyirci buraya bakmaya devam ederken sen buradaki parayı parmağının ucuna getirip ayakkabının altından çıkmış gibi yapıp seyircilerden kocaman bir alkış alıyorsun. On numara benim var ya. Anlaştık mı? Anlaştık, ben yaparım bunu. Bunu sana hediye olarak bırakıyorum. Gerçekten akşam, tabii ki. Akşam eve gittiğinde bol bol prova yapıyorsun, tamam mı? Vay çocuklar, parayı görüyor musunuz? Bakın şimdi para kaybedeceğim. Alıyormuş gibi yaparım. Alıyormuş gibi. Aldım. Anladım. Yani tam olmadı iyi bir şey ama niye? Biraz daha prova yapacağız, tamam mı? Şöyle yapıyorum. Bu tamam, düştü. Düştü. Aldım bunu ben. Ama oraya bakıyoruz iyi bir şey. Buraya bakıyoruz. Ha buna bakıyorum. Harikasın. Evet çocuklar, para avucumun içinde. Biraz da üfürüyorum. Para yok oluyor. Elimi de terbiye tutuyorum. Aynen öyle iyi bir şey. Yokmuş gibi.
Okus pokus yapıyorum. Aynen okus öyle. Pokus. Hop gitti. Vah, para yok. Para nerede? Para nerede? Mehmet Marif'in kulağında. Harikasın çocuklar, iyi bir şey, kocaman ben bir alkış yapıyoruz. Ben değişik bir şey olsun dedim. Yani ayakkabıdan çıkarmayayım, kulağına tabii zaten. Ki ayakkabıdan olabilir, burnundan çıkmış gibi yapabilirsin. Koltuğunun altından çıkmış gibi yapabilirsin. Bir sürü birbirinden değil, versiyonda oynayabilirsiniz. Çok süper oldu bu numara ya. Senin de beni konuk etmen evde çok güzel oldu. Evde çocuklara yaparım ben artık ben evet, bunu. Burada çocuklarla beni buluşturdun, çok güzel oldu. Seni gördüm, çok güzel oldu, çok vallahi mutlu oldum. Vallahi ya, harika oldu ya. Çok teşekkür ediyorum. Çok şıksın bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Sahneye demek bu şekilde kostümlerle evet, çıkıyorsun. Evet. Bazen siyah frakla çıkıyorum. Bazen lacivert frakla çıkıyorum. Bazen de böyle smokinlerle çıkıyorum. Hmm. Elimden geldiği kadar şık bir görüntü ortaya katmaya ben bir kere seni bir sahnede izlemiştim. Senin kuş numaraların çok güzel. Aa evet. Hiç güvercinlerin var. Unutmamışsın. Gerçekten sevgili çocuklar, öyle bir şey ki yani kollarından her yerden böyle güvercinler çıkartıyorsun. Çok teşekkür ama ederim. Bunları izlemek isteyen sevgili çocuklarımız nereden izleyebilir? YouTube kanalımız YouTube var. YouTube kanalımız var. Oraya abone olabilirler. Sosyal medyalardan izleyebilirler. Süper ve ya. Ve tabii ki gösteri tarihlerimizi internet sitemizden öğrenip oraya da gelip izleyebilirler. Lehmetmaruf.com. Aynen öyle. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Yüreğine sağlık. Çok sağ ol. Evet. Bu haftaki sevgili konuğumuz Sayın Levent Maruf. Ünlü illüzyonist arkadaşım. Bugün misafirim oldu. Berat TV'mizin misafiri oldu. Sevgili çocuklar, umarım beğenmişsinizdir. Bakalım gelecek hafta hangi sürpriz konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay. Şaştım kaldım. Gerçekten şaştım kaldım. Tebrik ediyorum, yürekten tebrik ediyorum sevgili Levent Maruf. Ünlü illüzyonist sanatçımız sevgili Levent Maruf'a yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten şaştım kaldım. Ya nasıl yapıyor yani o hareketler, efendime söyleyeyim kaybolmalar, illüzyon tamamen el çabukluğu diyor. Sihir diye bir şey olmadığını söyledi. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin bir kez daha sevgili Levent Maruf. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi her hafta olduğu gibi bu hafta da Nasrettin Hoca'ya gideceğiz. Bakalım Nasrettin Hoca'mız bize neyi anlatacak? Hangi mesajı verecek? Çok merak ediyorum. Çünkü geçenlerde de yine bir komşusu uğramış. Demiş ki hocam demiş şu sizin çamaşır ipini ödünç verir misiniz demiş. Çok merak ettim. Bu hikayesi acaba bize neyi anlatmak istiyor? Şimdi huzurlarınızda Nasrettin Hoca. Selamun aleyküm hocam. Ben de size geliyordum da. Aleykümselam İbiş Efendi. Ben de pazara gidiyordum da. Şey hocam, sizden küçük bir ricam olacaktı. Buyur söyle İbiş Efendi. Şey hocam, bizim hanım dağ gibi çamaşırları yıkamış. Onları serecek de çamaşır ipini lazım. Sizin şu çamaşır ipini ödünç alabilir miyim acaba? Şey hocam, kaldınız öyle, hayırdır inşallah. Şey İbiş Efendi, ben çamaşır ipine un serdim de. Hocam aşk olsun ya, şaka mı yapıyorsunuz? Hiç çamaşır ipine un serilir mi hocam? Aman efendi, Allah Allah, Nasrettin Hoca'nın gönlü yoksa ipi vermeye, ipe un da serilir, şeker de serilir. Ya demek öyle. İşte burada ne demek istiyor Nasrettin hocamız? Bir emaneti verildiği zaman o emanete mutlaka sahip çıkmamızı istiyor. Yani emaneti aldın, emanete ihanet etmemek lazım. Tekrar sahibine iade etmek lazım. Nasrettin Hoca da bu hikayesinde bize bu mesajı vermek istiyor. Bunu anlatmak istiyor. Yani ben sana çamaşır ipini geçenlerde verdim. Sen bu çamaşır ipini aldın götürdün. Tekrar niye getirmedin ya? O yüzden evde çamaşır ipi olmasına rağmen çamaşır ipine un serdim. Un da serer, şeker de serer. Yani güzel hocam, yine mesajı verdin. El kıymetlilerinin... Öpüyorum hocam. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet sevgili... Oo, sınıf. Evet koku alma. Tiyatroda böyle yapıyorlar. Sınıf. Yani bu koku aldığımız anlamına geliyor. Harika, nefis bir şeyler kokuyor. Bu hafta tabii televizyona gelir gelmez sabahın erken saatlerinde hazırlıklar yapılırken aşçı Ramazan ustayı gördüm. Hocam dedim, sevgili ustacığım bu hafta ne yemek var dedim. Ahtapot dedi. Ne alakaysa ahtapot. Ahtapot yiyeceğiz galiba. Bakalım şimdi de aşçı Ramazan ustamız hangi yemeği yapacak, çok merak ediyorum. Aklım ahtapotta kaldı.
Ne? Tamam, hazırlanıyordum ama yani. Tamam, bir tane eldivenlerimi takalım, biraz böyle hijyen olsun. Çok güzel. Evet, mutfakta harika oldu ya, güzel. Evet, bugün sevgili çocuklar, Aşçı Ramazan Usta'dan herkese kucak dolusu sevgiler. Ama yönetmenim hemen yayına giriyor. Ben eldiven... Neyse, tamam. Evet, nerede kalmıştık? Tabii bir yerde kaldığımız yok. Dün akşam evde kaldık. Bugün de çok güzel bir ahtapot makarna yapacağız sevgili çocuklar. Bunun için bize çubuk makarnalar lazım. Çok güzel, bak böyle bunları böyle dekorcu hazırlamış. Sağ olsun, ellerine sağlık. Ay, şöylecime sosisler lazım sevgili çocuklar. Şuraya da göstereyim. Sosislerimiz var. Evet, çubuk makarnamız var. Makarnayı gördük ve biraz da böyle zeytinyağı. En önemli besin kaynaklarından bir tanesi de tereyağımız var. Trabzon'dan ustamız göndermiş. Ellerine sağlık. Evet, biraz tuz kullanacağız. Karabiber ve rendelenmiş domatesimiz var. Sevgili anneler, dikkatle lütfen takip edin. Bu yemek tarifi hiçbir yerde yok. Şaka şaka, her yerde var ya. Bütün aşçılar biliyor. Domates salçamız ve biraz da lezzet versin diye ketçap var. Çocuklar bayılıyor bu yemeğe. Evet, çubuk makarnalarımızı bu şekilde hazırladık. Makarnalarımızı ne yapacağız? Sosislerimizi tek tek şöyle takacağız. Evet sevgili çocuklar, bir tane sosisimizi aldık. Sosisimizi bu şekilde içeri makarnayı ortaya kadar takıyorsunuz, tamam mı? Ortaya kadar taktıktan hemen sonra bir tane daha makarna alıyoruz. Onu da yine aynı şiş kebap hazırlar gibi. Evet, doğru söyledim gerçekten. Şiş kebap hazırlar gibi. Bu şekilde makarnalarımızı sosislerin içinden geçiriyoruz. Yani bu makarnalar birazdan şu solumda görmüş olduğunuz tencerede haşlanacak ve hepsi de böyle yumuşayınca bir ahtapotun kolları gibi olmuş olacak sevgili çocuklar. Kolları gibi olduktan sonra acımıza sosunu hazırlayacağız ve afiyetle bu güzel makarnalarımızı yiyeceğiz. Evet, bu şekilde güzel hazırlandı. Evet, şimdi kalan makarnalarımızı buraya yerine ilave ediyoruz. Evet, çok güzel hazırlandı şu anda makarnalarımız. Evet, sosislerimizi taktık sevgili çocuklar. Sosisleri taktıktan hemen sonra ne yapıyoruz? Haşlamaya gidiyoruz. Evet, bunları yavaş yavaş az önce kaynattığımız tenceremizin içine. Oo, suyumuz hazır. İçine ben biraz daha sıvı yağ ilave ettim. Neden? Çünkü makarnalar birbirine yapışmasın diye. Makarnalarımızı hop cumburlop. Çok güzel oldu ya. Şuradan maşamı da alayım. İçine biraz da tuz ilave edeyim. Evet. Tuzumuzu da ilave ettikten sonra makarnalarımızı haşlamaya bırakacağız kendi halinde. Evet, haşlansın diye biraz daha tüpümüzü hızlandırıyoruz şu anda. Ay sevgili anneler, içerisi kalabalık diyorlar, biraz daha makarna olsun. Al bu da benden olsun. Bu da yönetmenimiz için ekstra, benimki etsiz olsun dedi. Vejetaryon galiba. Tamam, makarnalarımız haşlanıyor şu anda. Bizler de makarnanın haşlanmasını bekliyoruz. Şey efendim. Evet, makarnalarımız haşlandı. Ama yönetmenim, sen beni böyle gafil avlıyorsun ya. Evet, makarnalarımız evet haşlandı. Sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi ben bunu buradan hemen kaldırıyorum. Şuradan şu plastiğim vardı. Plastik üstüne koyalım da zemin yanmasın. Evet, ama mutfağım çok küçük kardeşim. Hareket edemiyorum ya. Bu buradan hemen kaldırıyoruz. Şuraya ilave ediyoruz. Şangır mıngır. Evet, ortalık dağıldı, ortalık dağıldı. Ay, kepçeyi de şuraya atayım. Ay, tüpümü biraz kısayım. Şimdi sıra geldi sevgili anneler. Ne yapıyoruz? Sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuz için bize bir tane ne lazım? Teflon tava lazım. Teflon tavayı neden böyle kevkilerle falan karıştırmıyoruz? Çizilir diye. Ne kullanıyoruz? Tahta kaşık. Bu nasıl tahta kaşık? Küçücük tahta kaşık almışsınız. Ama yönetmenim, bu ne şimdi? Bu ne? Anlam ya. Biraz daha büyüdü şu. Bundan karıştırabiliriz. Ama bu da çok sempatikmiş. Teşekkür ederim ya. Güzel. Evet. Şimdi sosunu ayarlamak için ne yapıyoruz? Tavamızı tüpümüzün üstüne koyduk. Sırada ne var? Bunun için hemen biraz sıvı yağ ilave ediyoruz. Evet, zeytinyağı çok güzel bir lezzet veriyor. Ve vazgeçilmez tereyağımız var. Tereyağı. Önemli, tereyağımızı şuradan birazcık alıyoruz. Tereyağımızı ilave ediyoruz. Tereyağı yapıştı çıkmıyor. Tereyağı yapıştı çıkmıyor şu anda. Çıkartamıyorum tereyağını.
Çok güzel oldu. Sevgili çocuklar, tereyağı sağlıklı ye. Tabii ki o yüzden sağlıklı. Çocuklar sağlıklı yesin diye ne yapıyoruz? Tereyağını tavamızın içine ilave ettik. Yağımız şöyle bir erisin bakalım. Kavrulacak olan malzemelerden bir tanesi salçamız. Salçamızı ilave ediyoruz. Biraz salçamızı ilave ettik. Salçamızın kavrulması için tavamızın etrafında gezdiriyoruz. Partta gezdirir gibi. Partta geziyor. Salçalar partta geziyor. Çok güzel. Salçamız kavrulsun. Kavrulduktan sonra cima domates, rendelenmiş domates sosumuz var. Domates sosunu da ilave ettikten sonra evet az sonra süreceğimiz efendime söyleyeyim ahtapot makarnalarımızı ilave edeceğiz. Evet. Şimdi buna biraz da tuz ilave ediyoruz. Evet, yapışmamış için tuzumuzu da hafif şöylece gezdirelim. Evet, tuzumuzu ilave ettik. Hafif şöyle bir domates sosumuzla rendelenmiş domatesimizi de ilave ediyoruz. Evet, rendelenmiş domatesimiz ona lezzet verecek sevgili anneler. Çok güzel oldu. Malzememizi ilave ettik. Evet, tuzumuzu ilave ettik. Şimdi ne yapıyoruz? Salçamızla birlikte karıştırıyoruz. Sosumuz hazır olunca sosumuza çok hafif böyle karabiber ilave edeceğiz. Biraz da efendimizin lezzet versin diye neyimiz vardı? Evet, ketçapımız vardı. Evet, ketçapımızı da ilave ediyoruz. Bayağı çocuklar böyle bol salçalı bir ahtapot makarna afiyetle yiyecekler. Çok güzel oldu. Evet, karabiberi dökerken çok dikkatli davranın sevgili çocuklar, sevgili anneler. Neden? Hapşırabiliyorsunuz. Aman dikkatli olun. Şimdi sıra geldi. Evet, huzurlarınızda ahtapot makarna. Ahtapot makarnamızı süzmek için hemen malzemelerimizi, aparatımızı alıyoruz. Yavaş yavaş makarnalarımızı ne yapacağız? Buraya süzeceğiz. Evet. Şimdi güzel oldu. Şuradan biraz. Buradan biraz. Tamamen makarnalarımızı süzdük. Evet. Hani makarnayı falan burada haşladık ya. Makarnanın bir de efendime söyleyeyim sosundan. Ne yapacağız? Sosundan biraz ilave edeceğiz. Sosundan tavamıza şu şekilde burada kaynattığımız efendime söyleyeyim makarnaların sosundan ilave ediyoruz. Öyle lezzet versin diye. Evet, çünkü bu haşlandığı zaman makarnanın içindeki vitaminler ne oldu? Bunun içinde kaldı. Onun için ne yapıyorum? Hazırlamış olduğum sosuma ilave ediyorum. Evet. Sosumuz hazır. Sosumuz hazırlandığına göre ne yapıyoruz sevgili anneler ve sevgili çocuklar? Evet, haşlanmış olan makarnalarımızı hazırladığımız sosumuza ilave ediyoruz. Oo, kamera huzurunda servisimiz az sonra hazır. Evet, şimdi çift tahta kaşığı kullanarak şu şekilde efendime söyleyeyim bütün makarnalarımız... Yapmış olduğumuz sosu alması lazım. Evet sevgili anneler, dikkatle karıştırıyoruz. Şimdi sırada ne var? Sunum tabağını alıyoruz. Tüpümüzü cos diye sesi. Bak bu sesi seviyorum. Bu ses de demek ki tüpümüz bitmemiş. Çok güzel. Evet, sunum tabağımıza ne yapıyoruz? Boşaltıyoruz. Evet, burayı yavaş çekim alalım. Bak yavaş çekim. Hop. Ay 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 ay. Evet, ahtapotlar yavaş yavaş servis tabağına doğru dökülüyor sevgili çocuklar. Çok güzel oldu. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sevgili anneler, sevgili neneler, sevgili dedeler, sevgili çocuklar. Evet. Ahtapot makarna. Çok lezzetli oldu. Afiyet şeker olsun. Her zaman söylediğimiz gibi yiyiniz, içiniz ama asla israf etmeyiniz. Afiyet olsun. Ya usta harikasın ya. Yani ne diyeyim sana bilmiyorum ya. Teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık, yüreğine sağlık. Ahtapot makarna. Ahtapot makarnaymış ya.
Çok güzel. O sosisi böyle çıvık makarnaları falan sokuyor. Ondan sonra onları haşlıyor. Ahtapot gibi oluyor. Ya vallahi abi süper ya. Süper bir menüydü. Teşekkür ediyorum ya. Ben de zannettim gerçekten ahtapot falan mı getirdi yoksa. Meğerse ahtapot makarna. Çocuklar bayılır bu makarnaya. Ne biz? Ellerine sağlık ustacığım. Teşekkür ediyoruz. Aşçı Ramazan ustamıza kuvvetli alkışları gönderiyoruz. Evet sevgili seyirciler, kıymetli konuklar. Her hafta olduğu gibi hani yemekler yendi ya. Yemekler yedikten sonra ne yapılıyor? Eller yıkanıyor, yüzler yıkanıyor ve dişler fırçalanıyor. Ve şimdi huzurlarınızda uzmanımız Metin Çürükdiş sizlerle. Şimdi ne yapacağım ben? Şimdi bu çocuktan hani şey örnek yapayım. Aa, hoş geldin Karagöz. Hoş bulduk, hoş bulduk Metin Bey. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hayırdır, neyin var? Dişim var. Tabii herkesin dişi var da ne oldu dişinize, bir şey mi oldu? Evet, dişim ağrıyor. Ha, bir açın bakalım. Hadi bakayım. Şu örnek şey. Ne oldu yahu? Dişimi gördün? Evet, gördüm, dişinizi gördüm. Bayağı çürümüş yahu. Oo, aman. Ay. Aman dişim. Ya ne oldu, ne yaptınız siz bu dişine? Ay, kıymetini bilemedim. Bak böyle güzel oluyor, ben bunu şey yapayım. Bunu öğreneyim böyle çocuk için. Ama Kerem Bey siz yayındayız demediniz ki. Allah'ım, yönetmen orada yayındaymış. Ben hep böyle gafil avlanıyorum, yakalanıyorum ben. Para alıyorum çocuğa, hani Karagöz bile diş şeyine gelmiş, muayenesine gelmiş gibi de. Ama güzel oldu ya böyle. Biz Karagöz'de bunu yapalım. Buy. Güzel. Evet sevgili çocuklar, gördüğünüz gibi, neyse devam edeyim ben. Gördüğünüz gibi Karagöz bile diş doktoruna geldi. Metin Çürükdiş'e geldi. Kime geldi? Bana geldi. Neden? Çünkü ne oldu? Ne oldu Karagöz Bey? Ya dişim çürük, dişim. Ya gördünüz mü sevgili çocuklar? Dişi çürüyen bana geliyor. Ya onun için dişlerinize dikkat edeceğiz sevgili çocuklar. Lütfen. Bak Karagöz bile dişini çürütmüş. Ne yedin de sen? Vallahi bol bol şeker yedim. Ya bol bol şeker yersen, bol bol çikolata tüketirsen ve bunları tabii çözüm olarak da şuradaki iki arkadaşı kullanmazsan ne olur? Ne olur? Ne olacak Karagöz'üm? Dişlerin çürür tabii. Oy. Aman. Peki bunu kurtarabilir miyiz? Ha, doğru söylüyorsun. Bir diş bir da can sevgili çocuklar. Onun için dişimizi dikkat edeceğiz. Ben onu bir çözümüne bakacağım, tamam mı? Bir kanal tedavisi falan bir şeyler yapacağız. Ondan sonracığıma şey yapacağız, kurtaracağız. Sağ ol, Allah razı olsun ya. Yıktın perdeyi, eyledin viran. Koşup sahibine haber verin hemen. Çok güzel oldu ya bu. Ben hacivat işi mi yapacağım Ramazan'da, ne yapacağım? Yani güzel oldu. Evet sevgili çocuklar. Diş sağlığı en önemli konulardan bir tanesi var. Karagöz de ne yaptı? Dişlerini çürütmüş. Ne oldu? Bana geldi. Evet sorularımıza geçiyoruz. Esenler İstanbul'dan. İstanbul'dan. İstanbul Esenler'den Sayın Miray Ünal hanımefendi. 16 yaşındayım hocam demiş. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Miray Ünal Esenler'den. 16 yaşındayım. Hocam karbonat ile dişlerimiz beyazlar mı? Beyazlanır mı? Evet beyazlanır ama her şeyin fazlası zarar sevgili çocuğum. Dikkat edeceksin sevgili kızım. Ne yapacaksın? 2 günde bir bu tedavi uygulayacaksın. Ara ara yapacaksın. Ama diş fırçasını aksatmayacaksın. Her gün 2 defa mutlaka yemeklerden sonra dişlerimizi fırçalıyoruz. Ne yapıyoruz? Fırçalıyoruz. Ne yapıyoruz? Fırçalıyoruz çocuğum. Lütfen rica ediyorum. Anneler, babalar, neneler, dedeler bu konuya dikkat edelim. Dişleri fırçalıyoruz. Miraycığım sen de karbonatı sık sık kullanma. Diş etlerine sıkıntı olabilir. Yani onun için fazlası zarar. Ama 2 günde bu tedavi uygulayabilirsin. Teşekkürler canım benim. Selam ediyorum. Evet. Ankara'dan Şeyma. 8 yaşındaymış. Allah hayırlı olsun ömürler versin sevgili çocuğum. Ankara'dan Şeyma. Sevgili kızımızın sorusu. Metin amca çok çikolata yersek dişlerimiz eğilir mi? Evet. Çok çikolata yerseniz dişleriniz eğilir. Evet çok çikolata şeker yersek dişimiz eğilir. Yani aslında pek bunu bu şekilde anlamam. Yani dişler yeni yeni çıkarken dilimizle oynuyoruz. Bazı çocuklar yeni çıkan dişlerine böyle diliyle müdahale ediyorlar. Ne oluyor? Diş daha taze daha filizlenirken hani ne oluyor bir ağacı hani fidanı ektiniz. Fidanı şöyle eğerseniz
böyle çıkmaya devam eder. Şu tarafa yerseniz öyle uzamaya devam eder. Onun için ağaç yaşken eğilir derler ya. İşte dişler de yaşken daha yani tazeyken eğilir sevgili çocuklar. Onun için ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Dilimizde yeni çıkan dişlerimize dokunmuyoruz. Önemli. Önemli bak. Şeyma ne yapmış? Sormuş. Şeyma'cığım aman diyeyim yavrucuğum ama yine de sen çikolata, şeker falan ye ama yedikten sonra mutlaka ne yapıyorsunuz? Bu iki kardeşi çağırıyorsunuz. Diş fırçası, diş macunu çabuk gel. Hemen geliyorlar. Dişlerimizi fırçalıyoruz. Anlaştık mı sevgili çocuğum? Diş etlerimize zarar vermeyerek lütfen böyle masaj yaparak dişlerimizi fırçalıyoruz. Bunu her hafta gösteriyorum burada. Görmüş olduğunuz gibi maketimizde. Ne yapıyoruz? Masaj yaparak sağlı sollu. Bazıları bu şekilde fırçalarsa ne oluyor? Diş etlerini zedeliyor. Diş etlerine zarar veriyor. Onun için ne yapacağız? Aşağı yukarı, yukarı aşağı. Aşağı yukarı, yukarı aşağı. Bu şekilde masaj yaparak gibi dişlerinizi fırçalamanızı öneriyorum sevgili çocuklarım, sevgili Şeyma. Çok teşekkür ediyorum bana mesaj attığınız için. Kendinize çok iyi bakın, kendinize iyi bakın, kendinize iyi bakın. Ama dişlerinize iki kat iyi bakın. Dişler önemli. Dişler giderse her zaman söylediğimiz sloganımız neydi? Bir diş, bir can. Evet, Almanya'da, Hamburg'da bir diş doktorumuz vardı. Hep öyle söylerdi. Dişlerini çektirmeye gelen kişiye her zaman şunu söylerim. Bir diş, bir candır. Onun için dişlerin çekilmesine karşıyım. Dişleri tedavi ediyoruz. Kanal tedavisi falan bakımını yaparsak dişlerimiz uzun bir ömür devam eder. Evet, teşekkür ediyorum saygılarımla. Kendinize iyi bakın. Metin Çürük Diş'ten bu haftalık da bu kadar. Hoşça kalın. Hangi kameraya şey yapayım ben? Ha, buna şuna da şuna. Orada da bir çocuk var. Burada da her yerde. Hoşça kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Teşekkürler sevgili hocam, teşekkürler sevgili Metin Çürük Diş. Gerçekten hem annelere hem de sevgili çocuklara güzel konular anlatıyorsun diş hakkında. Gerçekten önemli. Teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum sevgili Metin Çürük Diş, sevgili hocamızı, sevgili diş doktorumuzu. Ailemizin doktoru Metin Çürük Diş. Evet, nasıl bir soy isimse yani öyle giriyor. Neyse. Evet, sevgili doktorumuza çok teşekkür ettikten hemen sonra şimdi çocukların en sevdiği bölüme geçiyoruz. Sevgili çocuklar, hazır mısınız? Çünkü rengarenk bir bölüm başlıyor ve alkışlarınızla Baloncu amca geliyor. Ve işte yine Baloncu amca huzurlarınızda. Yine balonlarımla geldim. Bir balon, iki balon, üç sosis balon, dört sosis balon, beş sosis balon, altı sosis balon, yedi cilt sosis balon. Ve sosis balon deyince şimdi sofralarda tabii ki kahvaltı esnasında sosis balonlardan ne yapacağız? Efendim sosis kızgarak, sosis kızartma. Süper. Afiyet şeker olsun. Sizler kahvaltı başındayken ben de burada balonların başındayım şu anda. Rengarenk yine balonlarımla sizlerle birlikteyim sevgili çocuklar. Baloncu amcadan kucak dolusu sevgiler. Ve göndermiş olduğunuz e-maillere çok teşekkür ediyorum. İlginize, alakanıza çok teşekkür ediyorum. Berat TV'de ve bu güzel İbişin Rüyası adlı çocuk programında bana da yer ayrıldığı için çok mutluyum. Evet, bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? Düşünelim. Efendim? Ne? Aa, doğru. Geçen haftalarda papağan yapmıştık, köpek yapmıştık. Bu haftada kedi yapalım. Evlerin sevimli yaratıkları, evlerin sevimli hayvancıkları sevgili kediler. Bu dönemde mutlaka sahiplenebilirsiniz sevgili çocuklar. Sokakta birçok kediler var. Bu kedileri sahiplenebilirsiniz. Mutlaka sahiplenelim. Evde kedilere bakabiliriz sevgili çocuklar. Evet, hazırsanız başlıyorum. Bugün hangi renk olsun? Bu hafta kızların rengi olsun. Evet, güzel kızların rengi. Mesela mor. Kızlar mor renge bayılır. Evet, kedimiz için çok basit sevgili çocuklar. Hemen dört parmak şu şekilde katlıyorum. Birinci katlamayı yaptıktan hemen sonra ikinci katlamayı yapıyorum. Evet, şu şekilde 3 tane katlamam oldu. İkinci katlamadan sonra yine avucumun içinde kıvırıyorum. Kedinin baş bölümünü yaptım. Süper. Şimdi kedinin ön ayaklarını yapacağız. Küçük patilerini yapacağız. Evet, kedinin ön patileri. Kediler gerçekten yaramaz oluyor değil mi? Evde perdeler, özellikle annelerimiz onun için çok kızıyor. Perdemi bırak, perdeme saldırma. Ama kediler öyle yaratıklar ki oyun oynamayı çok severler sevgili çocuklar. Onun için evde onlar için nasıl diyeyim, yün iplik alabilirsiniz. Onlarla oynayabilirsiniz. Onun tabii ki oyun aletleri var. Ve
yem satan yerlerden de onu temin edebilirsiniz. Şimdi kedimizin ön bölgesini yaptık. Birazcık gövde bırakıyoruz ve bu gövdeden yine arka ayaklarını yapacağız sevgili çocuklar. Evet ve diğer tarafı da katladıktan sonra en sevdiğim ses. Ay ben tabii ki sosyal medyada da bunları yapmaya çalışıyorum. Sosyal medyada yaparken de şu şekilde ses. Evet, harika bir kedimiz oldu sevgili çocuklar. Mükemmel, öyle değil mi? Kedimizin adı ne olsun? Hı? Efendim? Hı? Mır mır mı? Peki, efendim? Minnoş. Ay Minnoş, ay canım benim. Ay, kızdı galiba. Evet sevgili çocuklar, bugün de sosis balondan sizlere kedi yapmaya çalıştık. Bu güzel kedimizi yine bir çocuğa hediye olarak göndereceğim. Evet, yani buradan stüdyodan çıktıktan sonra ilk gördüğüm çocuğa vermeye çalışıyorum bu güzel hediyeleri. Evet sevgili çocuklar, gelecek hafta Baloncu amca ile tekrar görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Sessiz olun, balonlarla oynamaya devam edin. Gerçekten stres atıyor balonlar. Balonlar harika, evet. Ay. Ay balonlar, balonlar, evet. Hoşça kalın, görüşürüz. Hoşça kalın. Ya Baloncu amca, hani kedileri bilen sen yapıyorsun, o güzel figürleri yapıyorsun ya. Ben de seslerini yapabiliyorum. Sen yaptığın karakterleri bana gönder, ben onları seslendireyim. Ne dersin? Sevgili Baloncu amcaya çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir kedi yaptı. O sosis balonları ne bileyim, katlama sanatı diyorlar ona. Süperdi. Teşekkür ediyoruz sevgili ustacığım. Gerçekten harika bir balondu. Ve gelecek haftayı heyecanla bekliyorum. Acaba gelecek hafta hangi balonu yapacaksın? Çok merak ediyorum. Evet sevgili çocuklar. Her ne kadar sürçülisan eylediysek affola. Allah yüzünüzden gülücükleri, cebinizden harçlıkları, kalbinizden o sıcak sevgi ve imanı ve evlerimizden cennet çiçeği olan evlatlarımızı Rabbim asla eksik etmesin. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili çocuklar. İbiş'in rüyası bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sevgili çocuklar hoşça kalın. Berat TV'de kalın. Ve bu arada lütfen rica ediyorum, videolarınızı göndermenizi bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi telefon numaramız hemen altta. Lütfen hoşça kalın.